Ankara'dan yapılan iadeler ne çıkıyor? Şartlarına ona göre koyuyorlar. Ya şartlarında şey var, asfalt kesecek. Bundan sonra caddenin idamı var. Bugün bir gittim. Kesiyor. Kesmeden tepçeyi koymuş. Zaten yol 3 metre geniş ortadan kırılıp bir evin tarafı bir evin tarafı evin duvarlarına vuruyor. Evin duvarlarına da tarafıyor. Öyle çalışılır mı? Ya öyle öyle çalıştılar sonra bıraktırdı. Ankara'da niye hep bıraktırdı müteahhit ikinci ortağı var. Birinci müteahhit biri Amerika'ya kaçtı, biri Almanya'ya kaçtı. Bizde belediye var mı? Belediye niye yapsın suyu? Belediyenin işi değil o, bizim işimiz artık. Suyu belediye niye yapsın? Yok yok, bir şey yok ama. Üstünü kapattım işte. Efendim, şimdi şöyle. Ev burada. Burası adam evin alet işte betonu yapmış. Boru burada. Şimdi buraya yapıyor betonu. Buradan bağlıyoruz. Ama şu beton falan kırık. Kuşlar mahallesi biliyor. Burada parayı topladığımıza göre iki tane burada bir suyumuza bakan bir insan verir. Var, var da şey var. Hangisi var? İşte yok yok. Başka şey diyeceğiz. Şimdi buradaki vatandaş yani veya bir sanatçı çalışanı patlağı görse bile 85'ten 385'ten talimat almadan müdahil olmuyor. Biz etmiyor. Biz tarafımızdan belediyemizde kalktı diyor zaten. Niye? Burada çalışıyoruz. Bir danjör dahi isterseniz. 185 arayacağız. Oradan talimat gelmeden adam işte gelmez. Arıza ile müdahale etmez. Bu biraz arıza kayıt formu oluşturabilmek için yapıyoruz. Başka bir şey var orada. Aşırı kurumsallaşmada şöyle bir şey var. Bir zamanlar Doğancıl köyünde hayırlı bayramlar. Hiçbir başkanım patlar oradan kendi kendine ama çok kolay. Mallarım bir yerden azaltmaya çalışıyorum. Daha çok azaltmaya çalışıyorum. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi bayramlar. Abi iyi bayramlar.